Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bebekler için yelek yapalım. Ben ip olarak Himalaya kullandım arkadaşlar. Himalaya'nın bebek ipi. İp numarasını da şöyle vereyim. 704-21 arkadaşlar yeşil ipim. Diğeri de beyaz ip. Şu Himalaya'nın bebek ipi. Anti peeling özellikle. Yeşil ipten 2 yumaktan bu kadar kaldı arkadaşlar. Yani 1 yumaktan biraz fazla gitti. Yarım yumakta beyaz ip kullandım. 3,5 numara şiş kullandım. Şöyle ölçülerini de vereyim. Eni 28 santim. Boy uzunluğu da 32, 32,5, 33 santim arkadaşlar. Yeleğin yapılışına geçelim arkadaşlar. Önce sağ tarafı örelim. 36 ilmek başladım. Haroşa öreceğiz arkadaşlar. 36 ilmek başladım. Haroşa olarak devam edeceğim. Burası sağ tarafı yeleğimizin. Düğme iliği açacağız bu tarafta. Birkaç diş örelim. Normal haroşa örüyoruz arkadaşlar. 3,5 numara şiş kullanıyorum. Şimdi yeleğimizin ön yüzündeyiz. Her iki taraftan da düz örgü yapacağım. Burada 46 diş olana kadar bu şekilde öreceğim. Şu sondaki ilmekleri arkadaşlar örerek alıyorum. Dönünce örmeyeceğim. Şöyle diş diş olsun arkadaşlar kenarları. Burası ters tarafı yeleğimizin. Altı diş olacak. Ön taraftan bir düğme iliği açalım. Ondan sonra devam edelim. Yine sondaki ilmeğimi örüyorum. Çevirdim. İlmeğimi örmeden aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle 3 ilmek örelim. Dolayalım. 2 ilmeğimizi beraber alalım. Yine düz örgü olarak devam edelim. Burası yeleğimizin ön yüzü arkadaşlar. Şu alttan saydığım zaman 46 diş olana kadar öreceğim. Ve sondaki ilmeğimi örerek alacağım. Bakın şu ilmekleri, şu dişleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 46 diş olana kadar öreceğim arkadaşlar. Burada bir tane düğme iliği açtım. Yine düğme iliklerini unutmayalım. Aralarda düğme iliklerini unutmayalım arkadaşlar. 46 diş olana kadar örüp gelelim. Arkadaşlar ben örgümü tamamladım. Şöyle tekrar bakalım. 36 ilmek başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada ilk iliğimizi açtık. Tekrar 9 sırada bir ben ilik açtım arkadaşlar. Son iliğimizi açtıktan sonra 2 diş haroşa yaptım. Hiç artma eksiltme yapmadık. Şimdi başlıyoruz örmeye. 3 tane ilmeğimizi düz örelim.
2 tane ilmeği beraber alıyorum. Tekrar 2 ilmeği daha beraber aldım. 2 tane ters ilmeği öreceğim. Bunları tek tek örüyorum arkadaşlar. Yine düz ilmeğin ikisini bir alıyorum. 2 ilmeği de bir alıyorum. Tekrar 2 tane ters ördüm. Şimdi 2 tane düz örüyorum arkadaşlar. Burada kesme yapmıyorum. Tekrar 2 tane ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeği beraber aldım. Tekrar 2 ilmeği beraber alarak ters düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. Sadece şurada arada bir tane arkadaşlar 2 ilmeği düz ördük. Diğer düzlerimizi hep ikişer ikişer aldım. En son 2 tane ters ördük. 2 tane düz ilmeği beraber örüyorum. 2 tane ters ördüm. Şimdi tekrar bir tane düz örüyorum. Bir tane daha düz ördüm. 3 tane kenardaki ilmeğimi haroşa yapacağım. Başlarken de 3 tane haroşa olarak başlamıştık. Şimdi çevirdim. 3 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2 tane düz ilmek örmüştük arkadaşlar. Bu 2 ilmeği ters örüyorum. Tekrar 2 tane düz ilmeğim var. Şimdi ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenarda 3 tane haroşayı ördükten sonra bütün ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ters olan ilmeklerimi ters öreceğim. Düz olan ilmeklerimi düz öreceğim. Yani 2 ters 2 düz lastik yapacağız arkadaşlar. Kenardaki 3'er ilmekler hariç. Sondaki ilmeğimizi örerek alıyoruz. Çevirdik. Yine ön yüzdeyiz. 3 tane kenar patımızı ördük. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Yine arkadaşlar burada ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Sondan 3 ilmek kalana kadar bu şekilde öreceğiz. Düz olan ilmekleri düz öreceğiz. Ters olan ilmekleri ters öreceğiz. Bir tane düz ilmekten sonra 3 tane haroşamız var. Bunları yine düz olarak ördük. Bakın arkadaşlar. Yine arka yüzde de arkadaşlar 3 tane kenar patlarını haroşa olarak örelim. Diğer ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 2 ilmek ters öreceğiz. 2 ilmek düz öreceğiz. Tekrar bu sırayı da beraber yapalım. Burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Kenar patları. Onları da düz olarak ördüm ve çevirdim. Bu şekilde arkadaşlar biraz örelim. Arkadaşlar ben örgümü tamamladım. Şuradan sayalım arkadaşlar. 20 diş olunca şurası 20 diş olunca ön yüzden örelim. Şimdi arka yüzden kesmeye başlayacağım. Öreceğim. Önceki ilmeği üzerinden geçireceğim arkadaşlar. Ters olan ilmekleri de ters öreceğim. Ters olan ilmeği de ters örüp diğer ilmeği üzerinden geçireceğim. Düz olan ilmeklerimi düz öreceğim. Ters olan ilmeklerimi ters öreceğim.
Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim arkadaşlar. Sondaki haroşalarımızı da haroş olarak örerek keselim. En son bir zincir çekelim ve ipimizi keselim arkadaşlar. Şöyle birazcık dikme payı bırakalım. Şurası düz tarafı. Şöyle bakın. Şimdi diğer tarafı başladık arkadaşlar. Yine şişime 36 ilmek attım. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa yaptım. Modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Başlama ipim bu tarafta, sol tarafta. Beyaz ipimi bağladım 5 diş haroşadan sonra. Örmeye başlıyorum. Yine düz örgülerle devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Düz örgülerle devam ediyorum. Sona kadar geldik. Son ilmeğimizi de örerek aldık ve döndük. Yine düz örgüyle devam ediyorum. Burada iki diş beyaz olana kadar bu şekilde örelim. İki diş beyaz ördüm arkadaşlar. Modelin ön yüzündeyim. Şimdi tekrar yeşilli öreceğim. Yine yeşille haroşa yapacağım arkadaşlar, iki diş. Daha sonra beyazla iki diş haroşa yapacağım. Bu şekilde örmeye devam edelim. İki diş beyaz olacak, iki diş yeşil olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben diğer parçayı da bitirdim. Şöyle bakalım. Şuradan sayınca beyazlar 10 tane olana kadar ördüm. Sonra yeşille 2 sıra yaptım arkadaşlar. 1-2 diş yaptım. Sonra beyaz ipimi bağladım. Aynen diğer öndeki yaptığım gibi 3 tane kenar bant yaptım iki kenarlara. Daha sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak yaptım. Başlarken 2 ilmeğimi beraber aldım yine 2 düzde. Diğer 2 ilmeğimi beraber aldım ikincide. Terslerde tek tek aldım. Tekrar burada da arkadaşlar şurada 2-2 alıyorum. Burada da aynı 2-2 aldım. Burada da 1-2 ilmek, 2 ilmek aldım. Burada tek tek aldım arkadaşlar. Yine burada da tek tek aldım. Yani aynı buradaki gibi. Şu düzleri sayınca 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Burada da
1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Yine aynı buradaki sıra sayısında aynı yaptım. Şuradan haroşa dişlerini sayarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkaya başlayacağız arkadaşlar. Bileğimizin önlerini bitirdik. Şimdi arkaya başlayalım. Şişimize 70 ilmek atalım arkadaşlar. Önler 36-36 ilmekti. Arkaya 70 ilmekle başlayalım. Şişimize 70 ilmek atalım. Tek renk yapacağız arkadaşlar önce. Daha sonra buradaki lastik bölümüne gelince yine beyazla yeşili karıştırarak yapacağım. Tamamını da tek renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamını bu şekilde ikili de yapabilirsiniz. Ben sadece sayılarını vereceğim. Renklerinizi kendiniz ayarlayın. Şimdi sayalım bir. 70 ilmek yaptık arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. Örmeye başlayacağım. Örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Sona kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine düz örgülerle devam edeceğim. Hiç artma eksiltme yapmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde düz örgülerle, yani haroşa olarak şuradaki dişler kadar örelim. Örüp gelelim. Arkadaşlar, ben yeleğimizin arkasını bitirdim. Kısaca anlatayım. 70 ilmek olarak başlamıştık. Şuradaki sayılar kadar ördük arkadaşlar. 46 diş. Daha sonra yine başladık şuradan. 3 tane ilmeğimizi kenar pato olarak ayırdık. İlk düz olan ilmeğimin ikisini bir aldım. Diğer ilmekleri teker teker ördüm arkadaşlar. Şuraya kadar, şurada 1 ilmek kalınca, pardon 4 ilmek kalınca ikinci düzümüzü 2 ilmeğimi beraber aldım. Tekrar 3 tane düz ilmeğimi tek tek haroşa olarak ördüm. Yani 70 ilmeğimi 68 ilmeğe düşürdüm. Başka hiçbir yerde kesme yapmadım arkadaşlar. Aynen önü ördüğüm gibi lastiklerimi ördüm buradaki sayı kadar. Aynen böyle ördüm arkadaşlar. Şimdi nasıl dikileceğini göstereyim. Burası düz tarafımız, yeleğimizin düzü. Burası yeleğimizin düzü arkadaşlar. Şurası ters tarafı. Bunu şuraya dikeceğim.
dikeceğim. Şimdi şuralardan ip ayırmıştık. Bu ipleri iğnemize geçirelim. Şuradan 6 tane düz ayıracağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu 6. düzün hemen şuradan iğnemi geçireceğim şöyle. Bunu buraya dikeceğim. Şöyle arkadaşlar, tersler ön tarafa çıkmasın. Şöyle tersleri tersleri denk getirelim. Düzleri düzlere denk getirelim. Hemen şuradan başlayalım. Şöyle düzlerle tersler karşı karşıya gelsin. Şöyle karşılıklı dikelim. Arkadaşlar omuzları birleştirdim. Bakın. Kenarı da birleştirdim. Şimdi diğer kenarı beraber birleştirelim. Şöyle ters tarafını çevirelim. Önce şu ilk haroşa dişinden bir tane alalım. Burayı iki defa geçelim arkadaşlar, başlangıç olduğu için. Bir geçtim, bir defa daha geçeceğim. Şimdi şu her dişlerden birer tane, bütün gördüğüm dişlerden arkadaşlar birer tane geçeceğim. Şöyle karşılıklı bir tane buradan, bir tane de karşıdan alıyorum. Şöyle karşı karşıya gelecek şekilde yapalım. Bir tane karşıdan alacağım, bir tane bu taraftan. Bütün dişlerden birer defa geçelim. Şu ipleri içe gelsin arkadaşlar. Beyazlar dışarıdan görünmesin. Şöyle bakın.
Bu şekilde arkadaşlar kol altına kadar dikelim. Kol altına kadar geldim arkadaşlar. Şöyle ipimi şuraya sıkılayacağım. Ve ipimi keseceğim. Şimdi yeleğimizi çevirelim. Ben düğmelerimi de diktim. Şöyle düğmelerimizi ilikleyelim. Yeleğimizi bitirdik arkadaşlar. İsterseniz buraya küçük bir çiçek veya cep yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben boş bıraktım. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.